Mutlu günler, mutlu sabahlar sevgili basketbol severler. Yine bir pazar sabahı ve NBA Fan Zone'da sevgili Murat Muratanoğlu ile birlikte sorularınızı cevaplandıracağız. Murat abi bugün baş başayız. Ya ilk e, Fan Zone planlandığında böyle düşünülmüştü. E, sık sık soru alalım diye. Ondan sonra işte ortaya e, Murat Kosova fikri atıldı. Sonra konu atıldı. Yani Murat Kosova dün aradı beni buradan da e, selam olsun. müşahit olduğum her pazar gelirim dedi. Ama ne zaman <laughs> olacağım. Çünkü hakikaten tabii futbolla da şey olduğu için e, pazar günleri de hakikaten yoğun bir gün. Bir de cumartesinden de geç yatıyor. Ama ona dedim sadece e, bu hafta geliyorum de her zaman e, kapımız sana açık. E, seve seve e, seni misafir ederiz, hatta istiyorsan kalıcı ol eğer programını ayarlayabiliyorsan dedi. Uzun uzun konuştuk. Ee, eşi biraz e, gripsel bir şey, şebneme geçmiş olsun. Ee, yani biz böyle planlamıştık ilk başta ama dediğim gibi e, Kosova'ya e, herkese e, kapımız açıktır yani. Elbette öyle Murat abi ama bu da mutlaka keyifli olacak yani soru cevap şeklinde ki bu hafta bir içerik bombardımanı yaptık seninle. <laughs> Kalipari'yi konuştuk o videoda güzel yorumlar almış teşekkür ederim. Öyle mi? Evet biraz baktım yorumlara. Ne yazıyor? Kalipari aleyhinde güzel bir algı <laughs> operasyonu yaptık gibi gözüküyor abi. Ama hak vermişler yani insanlar izlemişler ve hak vermişler. Abi bu şeye benziyor yani şimdi ee, ne bileyim işte. Parası çok olan Euroleague takımları bir sürü oyuncu alıyor. Aralarından 7 tane, 6 tane, 8 tane ön plana çıkıyor neyse. Ee, Kentucky falan da öyle. Yani hakikaten aldıkları lise oyuncuların başka bir okula gitse 5 yıldızlar liseden o okulun kaderini değiştirir. Bazıları burada kaybolup gidiyor. Ha, bu arada şey hatırlatmasını da yapalım 5 tane tişörtümüz var. O takımla ilgili bir soru geldiğinde ilk soran o tişörtü kazanacak. Özellikle bir iki tişört var ki göz gelecek. Koy, göz koydun <laughs> farkındayım. Ama hemen soru gelecektir yani onlarla alakalı. Çok öyle bir ipucu vereyim. Çok sıcak takımlar gündemi bireysel ve takım olarak çok sıcak takımlarımız var. İlk sorularımızı da yavaş yavaş alabiliriz. Murat abi seninle de kamera açılmadan evvel... Koç faktörünü konuşuyorduk. Yine bir Jelko parantezi açtın. Yani soru gelene kadar. Yani e, şaka gibi ya. Bu sezonu nasıl döndürdü, çevirdi? Abi bir de o kadro hiç onun kadrosu değil. Yani e, ben Slukas bonus olsa dedim. Sen Wildoza'yı ala, alabilmiş olsaydı Hı -hı. E, belki Final Four yapacaktı. E, LeBron James bir tane daha şampiyonluk kazanabilirse... ...Lakers'da forması emekli edilmesi adil olur mu? YouTube channel. Bence hali hazırda da edilir abi. Bir şampiyonluk. Sayı rekorunu burada kırdı. Ne dersin bilmiyorum. Adil olur mu? Şimdi Gasol tartışılıyor. Bence e yani Gasol'un tartışılması gerek yok. Çünkü daha önce de kariyerlerinin 50'sini bile layık geçirmemiş oyuncular hatta biz bunu e konuştuk e emekli oldu. Ya şimdi orada hep böyle Hall of Fame oyuncuları olduğu için LeBron da ikinciyi kazanırsa bence yüzde yüz emekliye ayrılır. Kazanmazsa biraz zor gözüküyorum. Yani hala Lakers taraftarı LeBron'ı ne bileyim işte bir Gasol gibi bizden değil mi bizden biri olarak görmüyor ama ikinci şampiyonluğu kazandırırsa bence Emekli olur. On, 13. numara. Ama orası da efsane hakikaten ya. Yani. İnanılmaz bir liste yani. Ha? O öyle bir 12 oyuncu ki. Magic var. Jerry West. Karim. Wilt. James Wardy Jamal Wilkes, George Mike. Shaq. 2 Kobe. Gasol. Bir eksik kaldı abi. 2 Kobe Biel ve Gasol. Murat abi varken eksik kalmayacaktır. evet bir sorumuz daha var Murat abi. NBA son dönemde neden ruhsuz, kimliksiz, Z kuşağının yapısı mı etkiliyor? <laughs> ne bileyim. Kamera açılmadan Z kuşağının yapısını da konuştuk Murat abi. Pazar 12 üzerinden. Sen bir pazar 12 analizi yaptın. Ya bu yaptın. saat belirlenirken hep geçmiş e, şeyler. Özellikle asist programın e, rahmetli İsmet abiyle... E, ne kadar çok seyredildiğini bu saatte konuşmuştuk. Ama şöyle bir şey fark ettim. Yani kendi çocuklarımdan ve onların arkadaşlarından... ...ertesi gün okul veya iş olmadığı zaman... ...gece oyun oynuyorlar. Sabaha karşı yatıyorlar. Ve ne bileyim işte 90'lı yıllarda... ...herkes 11'de kahvaltı, 12'de kahvaltı edip ekran başına geçerken... ...sanki onlar bu saatte bir kısmı uyuyor gibi geliyor. Ölden sonra uyanıyorlar. Ondan... Yani belki de saati de bir şey yapmak lazım izleyici e, arkadaşlarının da o konuda görüşlerini hakikaten merak ediyorum. Soruya gelecek olursak ben kimliksiz olduğunu düşünmüyorum. Ben yeni düşünmüyorum. ve yeni ve eski izleyicinin içselleştirmesinin zor olduğu bir kimlik var diyebiliriz. Ama yeni de olsa bir kimlik var bence. Ya oyun çok değiştiği için bence kimliksiz değil ama e, özellikle 35-40 yaşı ve üstü için. Hatta 30 farklı bir basketbol oynandı kesinlikle doğru. Evet aynı fikirdeyim ben de Murat abi ama bunun da alıcısının çok yüksek olduğu aşikar. Aşikar yani şimdi bir de maçların yani birçoğu uzatma son bir dakika son iki dakika. Yani enteresan bir şekilde özellikle de batıda bir denge var. Yani bir iki takımı çıkar. Herkes herkesi yenebiliyor. Hiç kimse yani e, şu maçı yüzde %100 alır diyemiyorsun. O biraz daha şey yani sakatlık falan olmadığı takdirde orada net zaten e, ilk 3-4 takım. Ama kimliksiz olduğuna ben de katılmıyorum. Ya mesela All Star arasından sonra maçların bir anda bu kadar rekabetçi olması. Sezonun bu 20-22 maçının bu kadar rekabetçi hale gelmesi zaten bir şeyler bence gösteriyor ha. NBA yönetimine. Yani bu fikstürü... Doğru ve daha sağlıklı biçimde ayarlarsanız malzeme zaten NBA malzemesi satacaktır kendisini. Yani ya e, 72 maça 74 maça işte neyse indireceksin ki onu takım sahipleri kabul etmiyor. E, kaybolacak paradan dolayı ya da sezonu biraz daha e, erken başlatacaksın. Yani şimdi NFL bunu yaptı. NFL eskiden e, Ağustos sonu başlamazdı. Eylül'de başlamazdı. E, o, onlar yaptı. Belki onu yapacaksın. Murat abi bir soru var galiba. Başbakan Tredo'dan geldi. Toronto Raptors Kanada takımı olarak sizce de NBA'de üvey evlat muamelesi görüyor mu? Yani NBA'den mi yoksa oyunculardan mı? Yani oyuncular Toronto'yu şu açıdan biraz... E, vergi çok yüksek. Yani... E, Las Vegas ondan çok gözde mesela. Yok. Eyalet vergisi bile yok. Yani oyuncuysan e, onu da hesabın içine katman lazım yani. Ama e, NBA açısından ve evlat muamelesi gördüğünü düşünmüyorum. Şampiyon oldular. Fragant oyunculardan işte kavay bir sezon kiralık gibi gitti hayata evet. futboldaki. Onun dışında böyle hani çok büyük oyuncuların oraya tercih ettiğine yok, de zaten pek... Zaten kendi sisteminde geliştiriyor. Evet, i̇yi draft ediyor. Hı -hı. iyi araştırıyor. Bir de ee, takım içinde Miami gibi oyuncuyu geliştiriyor. O açıdan Ka Kawhi dışında hangi free agent aldılar? Yani böyle. Kalbur. Baba. Ben hiç hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Ama orada verginin bence e, payı var. E futbolda da Paris Saint germain ilk o yatırımı yaptığında bu Fransa'daki vergi olayına inanılmaz takılmışlardı. Ama tabii onlar işini <laughs> onlar işini <laughs> bilir. Sonra Sarkozy ile falan çok güzel hallettiler. Ki belgesellere de konu oldu, yansıdı. Kanada'da onlar zor yani. Kanada da o zor. işleri halletmek zor yani. Alperen Rakits'ta kalmalı mı? Bir Houston şörtümüz yok Yok. maalesef. Ne dersin Murat abi? Vallahi geçen gün onunla ilgili bir şey okudum. Ee, keşke Brooklyn gibi bir takımda e, oynuyor olsaydım diye bir demeş vermiş vermiş. Vallahi şimdi e, Houston Alperen üzerine mi takım kuracak yoksa o Gard üzerine düzenimi takım eğer o iki gard üzerine kuracaksa e, başka yerde oynaması bence daha uygun olur. Brooklyn'da güzel bir e, alternatif. E, yani Claxton'la biraz şutunu geliştirdiği takdirde. E, Valla bence bizim oyuncular arasında bir tek yani Ömer Faruk e, iyi dönü, döndü gibi o Miami'de Cedi de Cleveland'da bence e, doğru yerlerde. Cedi de zaten orada kariyerinin başından beri olduğundan dolayı ama Furkan'la Alperen daha uygun yerler bulabilir diye düşünüyorum. Aynı fikirdeyim ben de. Alperen'le alakalı bu sayıklısın demeci çok fazla gündem oldu. Maçın sonunda neden oynatılmadığı sorulduğunda işte switch yapamıyoruz Alperen'le dedi ki yani Gören de zannedecek ki her şey her şey mükemmel. Her şey var da Alperen yüzünden switch yapın. Ya tabii ki bir koçum bunu söylemek hakkıdır ama bence bunu soyun modasında ya da ertesi sabah e, takım uçağında ya da idmanda Alperen'e söylemek tamam izahat yapmak zorunda değilsin bir koç olarak istediğin rotasyonu yapabilirsin. Koç tercihi dersin, geçersin yani. Switch ya bir oyuncunun CV'sine kötü bir referans eklemek gibi bu adam switch savunması yapamıyor ki bugünün basketbolunun en temel prensiplerinden biri. Ama başka özellikleri de var. Yani şimdi o takıma baktığın zaman belki biraz taraf olacağız hmm. ama yani gelecek kimin üzerine kurulmalı diye düşündüğümde ben Alperen derim abi. Çünkü ben onun şutunu geliştireceğini savunmada fiziksel olarak biraz daha iyi duruma geleceğini düşünüyorum. Yok hiç gibi yani yok için ilk haliyle sonraki hali. O açıdan yani bazı şeyleri özellikle uzunlara öğretemezsin. Yok işte Alperen de onlara sahip. Mutlaka öyle Murat abi. Bakalım yani Alperen'le alakalı nasıl gelişecek? Oğuzhan Muya'nın sorusu var. İyi yayınlar. San Antonio veya Miami misali NBA'de bir kültürlere olan takımların... ...bu kültürleri oluşturmasının maddi, manevi, taktiksel bağlamlarda... ...en önemli unsurları nedir sizce? Murat abi sen R.C. Buford'la, Greg Popovich'le, Sam Presti'yle <laughs> o dönemi... ...bilen biri olarak neler söylemek istersin? Vallahi şimdi e, ufak şehirlerde özellikle de başka sporlarda yani şimdi Utah'ın e, Jazz'den başka profesyonel takımı yok. İki tane çok önemli üniversitesi var. Onları e, profesyonel takımlar kadar e, destekliyor Mormonlar özellikle. Çünkü Brigham Young da Utah Üniversitesi de e, Mormon e, öğrencilerin oldukça e, önemli sayıda olduğu üniversiteler. Şimdi orada e, Başka bir şey olmadığı için o kültürü oluşturmak daha kolay. Çünkü bir aile oluyorsun. E, lokal şeylerde işte hastanelerde çocukları ziyaret ediyorsun. Açılışlara gidiyorsun. Daha iç içe oluyorsun. E, San Antonio'da esasında e, öyle bir ortam. Şimdi bunun başarılı olması için istikrar lazım. Yani RCB Buford kaç yıldır orada? Greg Popovich kaç yıldır orada? Yani Jerry Sloan kaç yıldır oradaydı? takım sahibi Larry Miller vefat edene kadar neredeyse takımın başındaydı. Bunlar çok çok önemli. Bir de tabii ki belli bir seviyeye kadar başarı yakalaman lazım. Şimdi hem Utah hem de San Antonio bu başarıları yakaladı. Şimdi Miami biraz daha farklı. Miami free agent da çekebilecek bir şehir. Yani o Utah için veya San Antonio için o kadar kolay değil. Onlar draftten kendilerini şey yapanlar. Ama işte Labranda gördüğümüz gibi Miami eski Miami değil. Şu anda Amerika'nın en hareketli gece hayatlarından, sosyal hayatlarından birine sahip bir şehir. Orada tabii şey faktörü çok büyük. Godfather faktörü. Pat Riley. Onlar da oyuncuyu seçtikten sonra hatta seçmelerine gerek yok free agentlara da bunu yapıyorlar müthiş bir e, development geliş yani oyuncuyu geliştiriyorlar aldıktan sonra. Hit kültürü dedikleri şey tamamen o oldu. Tabi tabii. tabii. Ya, her sezon iki tane üç tane ilave oyuncuyu işte C ya da free kalmış bir oyuncu önce on günlük bir kontratla falan işin içine sokup abi yani Max Struz. Draft Dunker... edilmiş oyun, oyuncuları falan müthiş takip ediyor. Ya, Duncan Robinson, Ömer Faruk. Ömer Faruk. Hepsi bunların çok ciddi gelişimler. Caleb Martin Miami'den önceki Mar Caleb Martin'le alakası yok. Hiç, hiç. Ama o kültür olduğu zaman da kötü sezon geçirebilir ama asla kötü kulüp olmuyor. Çabuk toparlanıyor. Yiğit'in bu sezonki yalpalamasına karşın bir şekilde belli bir standartı yine yakalaması. Bunun herhalde en somut örneği Murat abi. Bekir Can Bilgin. Cavaliers'ın doğuda final görmesi mümkün mü? Ben hayır diyorum. Topu ben sana ben de hayır diyorum ama ilk dörtle bitireceğine inanıyorum yani e, team in process bence doğru yoldular. Ee, gelecekleri güzel. Ama şu anda Doğu'da hem e, Milwaukee hem Boston ve Embiid de böyle giderse ve sakatlanmadan böyle giderse Philadelphia Cleveland'da bayağı e, bir gömlek daha üstünde en azından. 4-5'te bir Philadelphia New York olursa yalnız çok iyi Junior, seri olur bence. New York o şeyi kaybetti ya. Ee, Biraz uğursuz geldik abi. Yani yayına Yayında onları konuştuk galibiyet. Geçen baktım abi Boston'ın iki tane dokuz maçlık serisi var. İkisinde de konuşmuşuz. İkisinde de dokuz maçlık seri bitmiş. Birinde sekizden sonra Vallahi konuşmuşuz. Mı? Birinde dokuzdan sonra. İkisi de dokuzdan sonra biliyorsun konuştuk. Önce bir Charlotte sonra bir mağlubiyet daha. Kusura bakma. Sende mi bendedir ben de ya? ben bende. Yok ya. yok bendedir bende. Abi sen Jelko diyorsun bak takır takır dizdi yani. Peki. Bende diye düşünüyorum. ser yolun sorusu abi Ömer Faruk Miami'de ilk maçına çıktı. Sizde daha çok süre alır mı? Bu seneyi bilmiyorum. Ama e, bu yaz çalıştığı gibi o şanssızlığı yaşamasam e, önümüzdeki yazda çalışırsa yani o üçlük tehdidini stretch 5 olursa yani şöyle süresi artar. Adebayo ile o yan yana bir uyum sağlarsa. Yani Fenerbahçe'de e, ile şey gibi işte Booker gibi. İyi dobeseli eskiden. 36 dakika oynadı Booker. Yani e, çok çalışıyor. Ya ben onun çok başarılı olacağına inanıyorum hakikaten. Ben de aynı fikirliyim. Ve Miami böyle. çalışana da sahip çıkar. Şimdi Deadman ayrıldıktan sonra acaba oraya rotasyona kafayı sokabilir mi diye düşündük. Ama Cody Zeller iyi bir ekleme. Cody Zeller bir de tam sponsor oyuncusu. Yani handoff'u versin, perdeyi yapsın, rebound'da savaşsın. Tutuyor Zeller'i. Ama Zeynler'de. kalıcı bir çözüm değil o. Değil tabii ki. Robinson'ı bir denediler. O da C'likte ortalığı <laughs> mahvetmişti. Yani çok iyi rakamları vardı, çok etkiliydi. Ama Robinson mı Ömer Faruk mu şu an NBA'de? Kesin Ömer Faruk. Ya Ömer Faruk'un en büyük avantajı Miami şeyine uygun olan... Oribantı alması. Yani mavi yakalı oyuncu. Mavi yakalı ha blue color. Bravo. Kavgacı. Bu arada tişörtleri hiç kimse bilemiyor ya. Ayı bir tişörtü de yok. Enteresan. Allah Allah. Ya çok da şu an istim üstünde takımlar. Evet ben hatta bir tanesi hemen gider diye. O soru nasıl gelmedi? Şaşkınlık içerisindeyim. Şimdi bir ipucu verecektim ama. Yok yok vermeden <laughs> <laughs> Evet. Yeni bir soru bekliyoruz. Murat abi inanılmaz bir sweatshirt. Rocky. Ha bu güzel değil mi? Ya birinciyi acayip sevmiştim. Hadi ikinciyi de fena değil sevdim. Ama sonra çok şey yapıyorlar. Yani, yani çok az film vardır ikincisi birincisi kadar. E zevk veren, tatmin eden. Baba girer mi oraya? Yani bir sürü. Baba bir... Ee, alien ve aliens olabilir. Ve nihayet Atilla Özder. Atilla ağzına sağlık, kalemine sağlık. Ya ya. dedim yani davanın Gay. gizliliği yüzünden mi korkuyor insanlarımız diye ama. Ee, ben ben çok, de, da iyi çok, çok iyi Memphis short. Çok iyi. Çok güzel bir Memphis tişörtü kazandı. Ee, nereye şuraya mı? Heh. Atilla Özder. Ee, ...ilk tişörtümüz gitti ama soruyu okuyamadım. Soruyu bir daha alabilirsek sevgili Anıl. Camorant'ın kadro dışı kalması takıma büyük zarar veriyor. Organizasyon adım atmadan önce medyanın biraz daha sakinleşmesini bekliyor gibi... ...sizce takıma geri döner mi? Playoff'lardı. Valla şimdi bu çok ciddi bir konu. Yani medyanın sakinleşmesini bekliyor olabilir. NBA'in bak biz de ceza veriyoruz. Dört ee, maç daha uzattık. Mesajını veri, veriyor olabilir. Ama yani bu dördüncü vukuat e, gerçekten Memphis uzun vadede e, onu düşünüyorsa, sağlıklı düşünüyorsa tedavi görmesi sadece onun değil belki babanın da kardeşin de e, belli bir psikolojik tedaviden geçtikten sonra yani kısa vade bu sene playoffları değil de uzun vade bizim genç bir süper yıldızımız var. Onun yani ...en iyi durumda olması lazım. Çünkü yaptıkları normal şey değil yani. Murat abi vukuat dedin sen. Hani vukuat dışında... ...bundan bir iki yıl evvel dahi... ...onun sosyal medya kullanımı zaten... ...bir şeylerin mesajını veriyordu. Yani yaşam tarzı, hayata bakış açısı... ...ben sokakta normal yürürken... ...havaya böyle para attı falan videolar atıyor Evet, evet yani onu... Bunlar tabii ki suç değil. Bunlar en de dikkatini çekmedi... ...önemsemediler ama... ...belli yani çocukta geliyordu bir şeyler... ...ve nitekim oldu. Pene Ardıbay bir de vermiş. 23 yaşında... Sıfırdan böyle bir popülarite ve parayı kazandıktan sonra çok fazla yalpalı yani çok fazla bunu kaldırmakta zorlanan insan gördüm. Senin dediğin gibi Memphis'in ailesini, çevresini mutlaka ona bu yardımı vermesi lazım. Yani tek başına yönetilecek bir süreç değil. Bence de. Bence de ve öyle göstermelik işte e, Kayri'nin antisemitist e, tedavisi gibi değil. Bayağı bir çünkü tabanca ve şey var şiddet var işin içinde yani. Bom, Tomba dilin sorusu ben banyamayı pistons alabilir mi bütün niyetleri o gibi gözüküyor zaten <laughs> herkesin niyeti o bence de alabilir tabi çünkü kura var ee, alma yüzdeleri nasıl bitecek bilmiyorum ama yani en kötü e, olan takımın kazanma oranı daha fazla oluyor ama bazen de hiç belli olmuyor. En kötü takım 5. 7. seç kadar düşüyor. Al alma ihtimali var ama yani benim içimde sanki Spurs bir çıkacak gibi geliyor. Çünkü onlar o konularda şanslıdır. <gülüyor> şanslıdır. <gülüyor> yani Spurs bir çıkabilir. Greg Popovich'in de son dansı olur Van Banyama ile artık. Aynen. Biliyorsun abi Lamarcus'la bitirecekti. O bayağı bir esnedi. Bu sezon Paris maçına gitti Detroit. Paris'teki NBA normal sezon maçını oynayan takımlardan biriydi. Van Banyama da oradaydı. Hatta orada çok şakası yapıldı. Gelecekteki takımını izleyip içi karardı diye muhtemelen. Gidebilir e ya Detroit'e ama belli değil yani tamamen kuraya bağlı. Sence en uygun hangi takım olur? Greg Popovich'le de çalışmak. Ben de öyle iyidir. düşünüyorum yani. Ustayla çalış. Bir şeyler kap. Bir şeyler kap. Bir sorumuz daha var. Lakers'ı düşündüğümüzde hep yıldızlar oldu. LeBron'dan sonra yıldız olur mu Lakers'in? Çünkü yeni yıldızlar Avrupalı ama Lakers'in Avrupalı yatırımı henüz yok. Yoksa Lakers sıradan bir takım haline mi gelir sorusu var. Hani da Knicks gibi olursa NBA zor günler yaşar. Ee, Avrupalı yıldız yatırımı işte Pogasol vardı, Vujacic vardı... Yani... <laughs> Radmanovic vardı. Radmanovic Kobi nin, Kobi nin vardı. Kobe'nin oda arkadaşı ve orada sırt çöküşüyle ee, öğreten. Yani ben Lakers'ın sıradan bir takım olacağını düşünmüyorum. Ama hep yıldızlar takımıdır. E, LeBron'dan sonra da... E, kimse o yıllar önemli free agent'lar. Yani Lakers'ın onlardan ikisini, üçünü rahatlıkla alabileceğini düşünüyorum. E, hiçbir zaman böyle... E, Draft'ten şey yapan bir takım olmadı. Eğer birinci hakkı kazanmamışsa Magic veya Wordy'de gibi. E, Kareem takasla geldi. Will takasla geldi. Shaq takasla, takasla yani. E, Kobe takasla geldi. E, Gail Goodrich. Ya yani şimdi şeyi sayıyorum da akla gel. <laughs> tavanı. Tavanı sayıyorum. Goodrich takasla geldi. Ha Eskiden tabii draft çok farklıydı. Jerry West ile Elgin Baylor e, başka hiçbir forma giymediler. Ama yani kendileri draft etmişti. Yani o kadar büyük takımların sadece draftle ile ayakta kalma şeyi çok az. Yani orada sonuçta çok büyük bir süper yıldız olmadığı takdirde hep bir geliş, yani oyuncuyu geliştirme süreci var. Ki Lakers'ın yakın dönemde draft ettiği oyuncuların sonraki gelişimine bakılırsa abi Randall, Kuzma, Tabii. E, git gel yapan masa, lanzo lanzo bol hiç o gelişimi Lakers'ta göstermedi aşağı yukarı belki biraz kuzma Oo. evet bir tişörtümüz daha gidecek yine benim Bak Ek en son bu gider diye düşünüyordum evet. değil mi ama evet. hoca bir heyecan Demek yaratmış ederiz. buyurun Atlanta Hawks Murat abi, biz detaylı konuşmuştuk aslında iki önceki game time'da ve sen Quinn Snyder hamlesinin son derece yerinde olduğunu söylemiştin Hakkı Kaan İçke'ye nasıl cevap vermek istersin Nate McMillan görevini yaptı çünkü Nate McMillan toparlayıcı ama Nate McMillan toparladıktan sonra üstüne koymakta çok zorlanıyor. E Quinn Snyder Utah'ta e, başarılıydı belki playoff karnesi daha iyi olabilirdi ama e, Trey Young'la ne yapacak bence. Orada başarısının ya o ilişkiyi, ya çünkü Nate'le arası iyi değildi, Nate McMillan'la. Ya o ilişki üzerinden girecek onu inşa ederek ya da e, yeni bir Atlanta kuracak. Ama özellikle Bogdan için onun çok e, iyi bir koç olacağını düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim. John Collins muhtemelen artık ben Queen's Nailer döneminin aktörlerinden biri olacağını zannetmiyorum. Ben de. Orada EJ Griffin yatırımı olabilir. Andre Hunter biraz daha iyi bir oyuncu. Ya. Çünkü biliyorsun trendiydi Artık sadece Trey. Diyi bıraktı. <laughs> Diyi bıraktı Neden ama. Neden sen etmek döneminde? Hatırlayabilir <laughs> yani. evet, Cüneyt Güllü'nün sorusu. Bax Yıldız oyuncu alsa en uygun isimler kim olur bugünkü Bax'a? Bax'ın ihtiyacı pek. Yıldız oyuncuya ihtiyacı yok. Middleton'a sağlık alabilseler, ha. bir istikrar alabilseler. Yani sakatlık kadar... öncesi Middleton'a e, kavuşsalar, bence yeter çünkü yani işte çok fazla yıldız da bazen olmuyor olmuyor. Orada hiyerarşi gayet iyi sadece Middleton'ın şeyi yakalaması lazım. Eskiyi. yaklaşması lazım belki yakalayamaz. Yalnız abi biraz yaşlanmakta olan bir takım baks. O çekirdek çok uzun süredir birlikte bir bakıma düşününce ve yaşlar da yukarıya doğru gidiyor. Hem yaşlanma hem de e, oynadıkları sezona göre <laughs> oyuncuların aldığı süre de şey e, ama yani etrafında takım kurmak zor olmasa gerek. Evet. Raif Uçar, Mavericks konuşacak mıyız? Neden konuşmayalım? Mavericks fanzonda gelen her soruyu konuşacağız. E, şanssız bir dönem geçiriyorlar Mark Cuban açısından çünkü. Mark Cuban bence bu dönemi e, bu ikili nasıl uyum sağlayacak? Artı bu ikili uyumlu olduğu takdirde nasıl bir ekip onların etrafında eksikleri göreceği bir dönemde ama e, Doncic sakat, ne zaman döneceği belli değil. E, MR negatif çıkmış ama ağrıları geçmeden dönmeyecek. Eee yani kay, ye, ye, yepyeni bir takım kurabilir esasında e, Kayri luka olmuyorsa çünkü kontratlar müsait. Yani doncice yeni bir. E, yani bir şeyleri ipotek ederek yaptıkları bir hamle değil, değil aslında. Değil. Ya, o ciddi bir artı. İşte belki. ondan büyük şanssızlık. Yani mümkün olduğu kadar onları bir araya hele e, playoff öncesi. Sert, daha sert geçecek maçlarda çünkü herkes bir şey yapmaya çalışıyor ama. Ama abi yani özellikle kanat rotasyonunda çok eksik bir takım. Biz takasın hemen akabinde <laughs> konuşmuştuk. Bir de Jason Kidd'in sisteminde çok çok, çok önemli. önemli. Çok. Yine bence ilave bir top yönlendirici lazım. Belki Tim Hardaway'den onu almaya çalışacaktır ama Spencer Dinwiddie kadar bile üçüncü aktör yok. Dorian Finney-Smith yerine içeriden birinin Doldurması o iş yapabileceği değil. bir oyuncu değil. O yüzden ben Mavericks'i tıpkı Cavaliers gibi hani konferans finali ihtimalini görmediğim takımlardan biri. Orada Doğu'da Cavaliers, burada Batı'da Mavericks. Ya Mavericks ee, ilk turdan, yani playoff şu anda garanti değil zaten. Playoff bile garanti değil. Yani Don Cicin sakatlığı ne kadar sürecek? ona da bağlı. Ya tabii insanlar hani geçtiğimiz sezonki Batı finalinden sonra ister istemez çıta oraya gidiyor ama... Mümkün değil. Michael Jordan'ın saçı sizce Brooklyn takımı dağıtmalı mı yoksa Mikael Bridges etrafına takım kurmalı mı? Yani Mikael Bridges'i bilmiyorum da yani etrafına e Mikael Bridges'in mutlaka içinde olması e gereken bir takım kurmalı. Ben çok beğeniyorum. Her yıl üstüne koyuyor. Yani bir e Brooklyn'ın Chris Middleton'ı olabilir. Benzetiyorsun da sen stil olarak. Yani. Sen hep bir Batman-Robin analogisi yaparsın Murat abi. Şimdi Michael Burgess, hiçbiri değildi. Dört numara gibiydi o hiyerarşide. Bir olmaz diyorsun sen. Birinci opsiyon tam çekici güç değil ama ikide sen yani cuk oturacağını Bir de belki kişisel gayretleriyle yükselebilir ama onun bir olduğu bir takım özellikle Doğu'da ne kadar e, zirveye oynayabilir ama onun iki veya üç olduğu bir takım Doğu'da çok iddialı bir Takımdır demektir. Valla bence geçen sene de açmıştı Middleton sakatlanmasa. Repeat yapabilirlerdi bence. Evet. Bu sezonu da içine alarak. Yani e, hem yani Yanis'ten kaynaklanıyor hem diğer parçalardan kaynaklanıyor. E, yani Boston, Philadelphia, Milwaukee çok acayip bir e, yarı final final bekliyor bizi doğuda bence. Batının bütün playoffları inanılmaz olacak ya ama o, o, orada şey e, eşitlikten dolayı burada kalite. Kalite. Bence de ya bir Boston Milwaukee tam kadro bir doğu finali, iki tarafında tam kadro olduğu ya da yakın olduğu bir doğu finali tarihi bir seri olur. Sadece ben neyi görmek istiyorum musun sadece. NBA'in sakatlanmadığı veya sakat sakat oynamadığı bir Philadelphia takımının ardında aynı şekilde ne yapabileceğini görmek istiyorum. Çünkü maalesef ya sakat oluyor ya sakat sakat oynuyor yani. Can Arslan'ın sorusu ya da Can Arslan rumuzunu alan Kendrick Perkins burayı da yoklamayı <gülüyor> sürdürüyor. <gülüyor> Joel Embiid MVP olur mu? Çok iyi bir Portland maçı kapattı yine. Abi, yani şu anda bundan 15 gün önce sorsan yani yok içi kesin söylerdim ama Embiid hakikaten arayı kapatıyor ve olabilir böyle giderse. ...NBA'de en önemli şey sağlığı abi. Şu playoff'ta tam kadro Philadelphia'ya hakikaten acayip olur. Bu arada yok içinde 26. triple double'ında ilk mağlubiyet geldi. Daha önce triple double yaptı. 25 maçı kazanmıştı Denver. Orada da büyü bozuldu. Atilla Özdaş ırkçılık açıklamalarından sonra yok için MVP yarışındaki yerinde bir sarsılma olur mu? Sen şunu söyledin Murat abi. Oy verecek insanlar ağırlıklı olarak beyaz ve Kendrick Perkins onları o şekilde dürtüyor. Yani kendinizi kanıtlayın gibi bir, ne denir ona? Irkçı olmadığınızı gösterin bakalım. Ters manyel mi ha, denir? Ters manyel. De Argo'da. E, Valla ben açıkçası oylamalarda beyaz siyahtan ziyade eğer bir e, insanı oy veren, insanı etkileyen şey varsa sevip sevmemek daha önemli. Yani bunu geçmişlerde de gördük. Hangisi daha sevimli? Yok hiç tabii. Bence de yok hiç. Embiid tatla biraz sevimsize yakın. Ama ya sonunda performansın da orada olması lazım. Şimdi Denver biraz böyle şey bir duruma girdi. Yok hiç e, şey Embiid müthiş bir performans yakaladı. Ya Embiid benim zaten sezon başında sezon öncesinde playoff şey MVP adayıydı. E, yani bakalım daha 15 14 15 maç var. Göreceğiz. Ama kafalara girdi bir kere. Kar suyu kaçtı kulağa ama bence ırkçılıktan daha çok yani mesela Kobe'nin hakkının yenildiğinde hakikaten sevinmiyordu. Yani Denver olayı öncesi, Denver olayı sonrası inanılmaz bir imaj değişikliği yaşadı. Lebron'un sevinmediği oylamalar. Derek Rose'un o birinci çıktığı sezonla alakalı hep konuşulur. Michael Jordan sevil, sevilmemekten ziyade ya hep o mu kazanacak şeyine girmişti. Bir daha bu bir normal sezon ödülü. Aslında onun da hatırlatılması lazım. Charles Park diye belki dinlemişsin. Dinledim. Ya yani 93 dinledim. yılında ben Michael Jordan'dan daha iyi oyuncu değildim. Daha iyi normal sezon geçirdim diyor. Ya yani bu bir normal sezon ödülü. Bunun da hatırlatılması lazım. Çok güzel konuştu orada ilk defa. <laughs> Orhun sorunun güzel bir sorusu var. Çok. Ki ben cevabını merak ediyorum. Bugüne kadar izlediğiniz en kötü ve NBA'yi en hak etmeyen oyuncular kim? E kendisi kendi ifadesiyle... ...Jazz'den Rafael Aroho ve Wizards'dan Michael Ruffini seçmiş. Senin de yorumlarını merak ediyorum. <laughs> o kadar çok var O kadar bunları. çok var ki... Yani Güncel o... var mı? Ya Bu Bolnav'ın NBA'de ne işi var dediğin? Vardır. Ben ilk izlediğimde Ben Gabriel'ın... Basketbolcu olduğundan emin olamamıştım. Ama onun da garip enerjisiyle bazen iş yaptığı oluyor. Ama hani saf basketbol kabiliyeti olarak hakikaten sıkıntılı geldi. Yani oldu. şöyle söyleyeyim. Başarılı bir takımda izlediğim en kötü oyuncu kim? herhalde Kurt Rambis Lakers'da. bir de Mark Ivoroni Cavedi Sixers'da o şampiyon takımında. Greg Osterteg girer mi? Greg Ama onu Jerry Sloan şey olarak yani kullanış şekli de çok önemli ama yani herhalde en fazla takımın başarısından dolayı göklere çıkarılan Ivrone oldu. Şarkı bile yazıldı yani. Big Mo, Little Mo, The Doctor, <laughs> yeah, the Tony, That's No Baloney. Lakers'ın bu kötü dönemlerinde DJ Mbemba'ydı galiba. Ha, Belçikalı bir Belçika pasaportlu bir Afrikalı vardı. ama Belçika pasaportluydi. İlişki ya çok oldu. var ya. Yani. yani belli e, şey yani eskiden bile, e, geçen gün bir şey arıyorken dikkatimi çekti. Boston'da bir oyuncu varmış. Sadece yıldızları korumak için oradaymış. <laughs> Eski Boston. Bodyguard tarzı. Bodyguard. <laughs> de var ya bodyguard oyuncular. Ama evet şu an şu an 12. oyuncunun bile belli bir en azından yetenek kapasitesi var. Biraz sanki 80'lerde, 90'larda e 80 bodyguardlar e, e, daha fazlaydı gibi. Şu anda bodyguardlık bir... Yani Charles e, Oakley mesela. E, bodyguard. Hem Jordan'ın hem Patrick Ewing'in ne bileyim... Maurice Lucas. Bill Walton Portland'dayken. Bodyguard. O zamanlar yıldızı... Çünkü çok sert oyun. Biraz korumak için... Bodyguard şeyler oluyordu, oyuncular oluyordu. Şimdi yok artık. Kısalardan yeteneksiz oyuncu düşündüm. Allah çok da tek de gelmedi aklıma. Görkem Canbolat'ın sorusu: Sacramento yıllar sonra playoff'a girecek. Bu takımın tavanı ve tabanı nedir sizce? Ben bu sorunun alt metnini sana sorayım abi. First round exit. İlk turda. Sacramento... Ya tamam ama şu anda ikinci Averill'de olsa, ikinci <laughs> durumda olması. Dün de şeyi Deplasman'da yendiler. E, Phoenix'i. Hatta yarım maçla dediğin gibi ikiye çıktılar diye biliyorum. Ee, Bakmak lazım Tam bakmadım ama ya verajla ikinciler ya yarım maçla. Evet. Çok büyük başarı. Yani sadece e, sezon öncesi takımdan tahminler doğrultusunda değil. Sacramento'nun tarihi doğrultusunda. Yani en son işte şeyin e, Peja'nın. 2005-2006 galiba son playoff sezonu yanlış hatırlıyorum. Yani bence kaç sene ediyor? 17-18 sene. 18 senedir. yani e, Mike Brown herhalde Başka çekim olabilir. Aklıma gelmiyor. Ya Tom Thibodeau biraz daha kazanmaya devam etseydi. Etseydi olabilirdi ama ya tavanı da yüksek çünkü genelde e, Geleceğe parlak oyuncular var. Gen yaş olarak da uygun. Ama bu sene müthiş bir hava yakaladılar. Yani ben severim Kings'i. Yani sırf Hidayet orada oynarken değil. Hep sevmişimdir. Neden bilmiyorum. <laughs> Playoff turu Çok iyi bir arkadaşım Sacramento'da yaşıyor. Belki ondandır. Playoff turu kazanabilirler mi abi sence? Tur geçerler mi yani? Çünkü biliyorsun Lakers yukarıya doğru çıktığında hemen şey muhabbeti başlamıştı. Lakers bir şekil ...altıya kafasını sokabilirse... ...üçten de Sacramento gelirse... ...hatta Lakers muhabirleri de bunu çok dillendirdiler. Ya yani şu Sacramento'yu yakalayalım da... ...ilk turda bir boğalım diye. Yani Lakers'ın sağlığı... ...her şey yerindeyse... E, ...zor tabii ama... ...benim hep önem verdiğim bir... ...söz vardır. Be careful what you wish for diye. Yani dilediğine dikkat et. Eee... Kolay lokma olacağını düşünmüyorum. İkinci tura çıkar çıkmaz bilmiyorum. Biraz da eşleşmeye bağlı ama kolay lokma olacağını zannetmiyorum. Sabonis konusunda ben ciddi bir sürpriz yaşıyorum kendi adıma. Yani çok kötü sezon geçtiğimiz yıl vücut dili kafa olarak. Geldi Litvanya milli takımı bence berbat turnuva. Rakamların ötesinde vücut dili sağ Sacramento gibi sorunlu ve yakın geçmiş çok karanlık bir franchise'da bu kadar Havayı değiştiren isimlerden birinin Sabonis olması... Bakalım yani playoff'ta da beni şaşırtırsa... Yürekten bir özür... Game time'da Sabonis özel yaparız Murat abi. Baba herhalde kulağını çekti. <laughs> Biraz gecikse de. <laughs> Emre 5'in sorusu... Dallas'ın playoff'taki tepe noktası neresi olabilir? Burada da tur geçebilirler mi eğer kalırlarsa diye? Eğer kalırlarsa sağlıklı... Zaten Mark Cuban da bunu görmek istiyor bence. Hı -hı. Yani çünkü... Doncic Çiç ve baştan da yapabilir. Ee, yok burada ee, bir gelecek var ama eksik parçalar da var diyerek ona göre hareket edebilir. Ee, Valla yani ikisiyle demin de söylediğimiz gibi takım içinde çok eksik de var. Yani e, bayatlarda falan birilerini imzalayacaklarsa onu bilemem ama şu anda Jason Kidd'in takımı değil. Hiç bence e, ikisi de sağlıklı olsun ve birlikte onları bir playoff serisinde görsün Mark Cuban ki diğeri göre ona e, ona göre hareket etsin. Jason Kidd de enteresan bir şanssızlık oldu abi biliyorsun çünkü Milwaukee ve Brooklyn'de NBA'nin en kötü koçlarından biri gibi gözükmüştü. Hatta o klişe mi hayata geçecek yani çok iyi oyuncu, kötü koç. E, Steve Nash'te de son dönemde yaşadığımız olayın bir benzeri gibiydi. Oyun kurucudan koç olmaz. Isaiah Thomas, Steve Nash. <laughs> Avery Johnson. <gülüyor> Avery <gülüyor> Johnson. Peki oyun kurucu Magic Johnson. O da coaching yaptı. Yani çok Oyun kurucudan iyi koç kim olabilir? Bak Jerry Sloan oyun kurucu değildi. Doug Rivers'a da oyun kurucu diyemeyiz. Koç da değil. <laughs> <laughs> i̇ki ilk iki üç gibi. Kim? Doug Rivers'ın pozisyonu daha çok iki numara diye. İkiydi. Nate McMillan Michael Jordan kapıcısıydı o da. Ha, Nate McMillan ama tamam onun da artık. coaching'i bir yere kadar yani. Hakikaten aklıma gelmiyor bu. Evet sizden yorum olarak bekliyoruz. İyi oyun kurucu, iyi koç. Evet. Futbolda da vardır o iyi on numaralardan. iyi hoca Koca, olmaz. Koç olmaz mı? Yok Maradona işte olmamıştı. Hacı çok kötü Eci. Türkiye'de iş çıkardı. E, Hünkar Arda Ceylan. Brony James'in tavanı sizce nedir? Ben kayda değer seviyede izlemedim. Babası olmasını beklemek haksızlık olur belki ama All Star seviyesine çıkabilecek bir genç yetenek gibi gözüküyor mu? Ben çok az izledim ben ama de, hiç öyle şeyler okumadım. Ben de çok e, izlemedim ama e, okuduğum şeyler de şu. E, yani 188, 1.90 olup 2 numara da e, çok büyük bir NBA yıldızı olması zor diye okudum. Ama geçen seneden de bu sene çok ilerletmiş ve... Ya babası olmaz tabii babası LeBron'un küçük oğlu 15 yaşındaki oğlu 2-0-3 falan. O da potansiyelli. Hı -hı. Onu bekleriz. Ama be. o da baba olmaz yani. LeBron James gibi bir oyuncu bundan sonra kolay kolay gelmez yani. Kesin öyle. Benim okuduğum kadarıyla da abi çok böyle arada kalan bir oyuncu. Yani zar zor NBA, NBA olabilir. <laughs> geçen sene konusu... öyle söylüyorlardı ama evet. bu sene biraz geliştirmiş, bayağı geliştirmiş. ...fiziki olarak bir olması lazım. Yani... kambogat e en azından. Yani Donovan Mitchell fiziğine biraz... ...yakınsıyor gibi. Yani ikiden oynayacaksa da... ...ama tabii o yetenek tabanı... ...şimdilik gözükmüyor. Ama senin dediğin doğru. Bu sezon bir... ...biraz da olsa en azından bir gelişim var. NBA olacak gibi gözüküyor bu oyunu ama ben de izlemedim. O yüzden... ...çok net bir cevap veremeyeceğim. Çok güzel bir yayın. İzleyen herkesin like atması gerek bence. Teşekkürler Bilal Bey. Sorum, NBA tarihinin en iyi beşi nedir Murat abi? Bu sana... Ya bu çok soruluyor. Sence artık bile sorulan... çünkü e, dönem dönem gitmek lazım. Yani bir e, üçlük sonrası, bir üçlük öncesi. Yani... E, üçlük öncesini diyeyim ki e, kimsenin ayağına basmayayım. Yani... E, en zor pozisyon çünkü o dönemler hep pivotlar domine ediyordu. Herhalde 5 numarayı seçmek olur. Kim yani, gelir oradan abi? Abi Cream de çok büyük oyuncuydu. Will Chamberlain de çok büyük oyuncuydu. Bill Russell. Bill Russell da çok büyük winnerdı. O kadar büyük oyuncu değildi ama çok büyük winnerdı. Savunmacıydı. Bak o zaman bile zorlanıyorsun yani. Zor. Kısaları daha rahat seçebilirim. <laughs> Jerry West, Oscar Robertson. Üçte biraz zorlanıyorum. Rick Barry de çok büyük oyuncuydu. Sevmem ama. John Havlicek inanılmaz bir oyuncuydu. Onları üç dörtte yaparsan çok Gerçi arkada bir tane şey olacak. <laughs> Hangisi olursa olsun temizleyici olacak. Ama dört numaralar da var eskiden. Elgin Bey de çok büyük oyuncuydu. Eskilerden herhalde yani o sekizde içinde bir beş seçerdim. Ama şimdi yine yanlış anlamasın gençler. Bugün Jerry West olsaydı yani inanılmaz bir hani diyorlar ya Will Churchill'lerle oynadı falan. Yani Jerry West'in şut mesafesi Curry kadar, Stephen kadar şey yapmazdı belki. Zorluk derecesi yüksek şut kullanmazdı, üçlü kullanmazdı ama 44 yani sayı ortalamayla mı ne? İşte bir sene bir şut yok abi düşünebiliyor musun? Ve hem pull çok iyiydi hem de çok uzak mesafeden atardı. Murat abi Fatih Mehmet Muraz'ın sorusu. John Mazzulla'nın kenardan gelip bir altı numara gibi Boston'a ateşlemesi ve bu tişörtü de adeta Fatih, ateşlemiş Fatih oldu. Fatih kazandı. Evet. Tebrik ediyoruz. Yaşını da düşündüğünde John Mazzulla'dan nasıl bir koç çıkar Murat abi? Çok iyi bir çaylak sezonu. Tayluğu'ya benzetiyorum o anlamda ben. Çaylak sezonunu. Ya şimdi Celtics'te inanılmaz bir kültür var. Ee, onların kötü bir koç seçeceğini ben yani o geleceği görmemiş olsalar bu kadar tecrübesiz bir ismi seç e hiç ihtimal vermiyor. Yani çünkü orada yani işte Danny Ainge Utah gitti, kimi aldı? Kibilerdi. Yani orada e bu sene de bence e zor bir e şey olması çünkü sonuçta çaylak bir koç ve geçen sene final oynamış bir takımın başına geç geçiyor. Tamam aynı kulüpte asistan ama... E, ...koçun geçmişi de çok uzun değil. Ama ben başarılı olacağını düşünüyorum. Hem de iyi bir takımı var. E, daha prime time'a da yeni yeni giren oyuncular. O da onun farkındadır diye düşünüyorum. Eme yani, Yudoka'nın oynattığı basketboldan çok fazla değişiklik yok. Sıvıç temelli sabunlu. Aynı oyuncu grubu zaten. Ucumda bazen Yudoka'da görmediğimiz gibi uzun kullanımları yapıyor. Uzunları duble kullandığı özellikle maç başlangıç beşlerinde. Onu görüyoruz. Yani çok müthiş bir dokunuş yok ama bu da bir beceri. Öyle bir krizden sonra geliyorsunuz. E, gemiyi yüzdürmek ciddi bir başarı. Abi kırık değilse tamir etme ya. Aynen öyle. <laughs> Ozan Özçelik'in sorusu. Lauri Markkanen'in tavanı sizce nedir? Bir süper yıldız olabilir mi? Yani tam o sınırda olur gibi geliyor bana. Benden yıldız mı süper yıldız mı? Yani ama bu sene hakikaten yani onu onu draft haklarına ilave olarak almak muazzam. ya Bu Danny Ainge de yani <laughs> telefon numarası kayıtlıysa ve arıyorsa seni açmam bile. Açmayın. Açmayın abi. Ararsam açmayın. Öyle bir Twitter kalıbı vardır. Bu yani adamı... e, herhalde imzalayamayacağını düşündü. Eğer Lakers bir yere gelirse Danny Ainge e, e, Mutlaka şampiyonluk posterinde bir iskemle vermeleri lazım ya. <laughs> Hakikaten öyle ama bir Utah Jazz tişörtümüz yok. Lakers için ne düşünüyorsun Murat abi? İlk Sağlık. İlk 6'ya ilk 8'e girer mi? Sağlık. Çünkü şu anda şey var. Darwin Ham'in oynayacağı yeterince parça var. Big Two'nun sağlığı. Çünkü şimdi Anthony Davis olağanüstü oynuyor. Tüm sezonu böyle oynasa zaten e, yok hiç yani e, hiç ve şey e, Joel şeyinde olur. Ama geçmişte gösteriyor ki ya yani bu kadar yüklenildiği zaman Anthony Davis'e mutlaka bir sakatlık ortaya çıkıyor. İnşallah çıkmaz. Çünkü e, sağlıklı bir LeBron, sağlıklı bir Anthony, sağlıklı ve diri bir LeBron e, Lakers her şeyi yapabilir. Ama ya trade deadline'larda bir tane böyle çok işe yarayan parça hep alınmıştır. Mesela Toronto Mark aldı şampiyonlukta faktör oldu. Geçtiğimiz sezon Boston Derek White'ı aldı. Hem hücumda hem savunmada tık diye oraya oturdu. Ama bu kadar bozuk bir takım mühendisliğini... Ya diyorum koltuğu olması lazım. Bir haftada düzeltmek hakikaten enteresan. Acaba arkadaş mı Pelinka'yla Ainge? Pelinka'yı kurtardı çünkü. Doğru. <laughs> Hı? Anlatmıyorum. Jenerasyonları pek tutmuyor. da. Tutmuyor, Belki menajerliği döneminden bir iki sohbetleri olmuştur. Ozan Özçelik'in sorusu Lauri Marker'ın tabanı. Ben onu Finlandiya milli takımında Eurobasket'te bütün oyunu domine ederken izlemekten çok hoşlanıyordum. Yani var. O süper yıldız kumaşı var. Ama Randall'la onu ben ikisini hep sanki o en aradaki oyuncular gibi düşünüyorum. Yani All Star'la süper yıldız arasındaki odada bekleme odasında Randall ve la Lauri Marker'ın. Brunson. O da bence. Değil mi? O da orada. Evet bak üçüncü kişiyi de oraya eklerim abi. Ama yani, yani onlardan üç tane aynı takımda olursa ve uyum içinde işte belki şeyden daha önemli olabilir. Yani üç tane varsa uyumlu. Knicks'in çıkışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Playoff'ta tepe ne olur derken sondan bir önceki tişörtümüzde New York Knicks. Vallahi Knicks'in çıkışı dedik. Çok güzel bir tişört bu arada ya. Kaç maç kaybettiler arka arkaya? İki oldu galiba İki bizim. İki oldu üç mü oldu? Hatta üç mü oldu? Üç galiba. Üç olmuş. Ee, Ya New York'ın iyi bir Knicks'e ihtiyacı var. NBA'in de iyi bir New York takımına ihtiyacı var. Bunu niye söylüyorum? Ee, çünkü New York'un iyi olduğu dönemler ki o zaman tabii ki böyle e, farklı medya şeyleri de yoktu. New York Knicks maçları kaçın yani şey, hem sevmeyeni çok e, hem de hayranı çok rating makinesi yani. rating makinesi ve ya işte Patrick Ewing biliyorsun soğuk e, zarf o zaman zarfla seçiliyordu e, yani dedikodu olabilir ama ya ben inanıyorum David Stern e, bütün gece e, uzağa koymuş bir zarfı. Town canavarı. <laughs> Georgetown canavarını New York seçsin diye. <laughs> Diğer zarflar arasında soğuğu hissettiği anda çekmişler. Çünkü New York'un Patrick Ewing'e ihtiyacı vardı o dönem. <laughs> Emrota abi Efe sorusu var. Cedi Osman'ın geleceği hakkında düşünceleriniz nedir? Hep bir rotasyon oyuncusu olarak mı kalır yoksa başka bir takımda ilk beş oynar mı? Bence iyi bir rolde. Ama bir Kristoff bazen Cedi'yi maç içerisindeki rotasyonlardan çok çabuk düşülüyor bence Murat düşürüyor. abi. Düşürüyor. Geçtiğimiz Miami maçında mesela iki tane şutu sokamadıktan sonra doğru. Cedi'nin sahada kalmak için onları sokması lazım. Ama bazı beşler vardı maç içinde ki bence maçı verdi bir Kristep. Lamar Stevens Boston maçında son bölümde soktuğun enerjisiyle fark yarattı. Bu Lamar Stevens'ı Cedi'nin önünde rotasyona yazma gerekçesi değil bence. Yani Miami maçını da kaybettiren beşlerde mesela Lamar Stevens vardı. Ya Cedi, doğru takımda. Doğru takım. Doğru görev. Kredi almak için sadece şut endeksliği biraz e, genişletmesi lazım. E, çünkü sıcakken çok sıcak ama bazen o kadar soğuk oluyor ki işte e, Bükür kafasında o soru işareti. Yani ilk kaçınca bugün günü değil diye düşünüyor ama yani esasında Cedi rebound alır, asist yapar, top çalar. Koşar tam sahip. Koşar. Yani, yani sadece üçlü endeksi kalmasının dışına çıkması lazım. Evet, Sezer Öncü'nün sorusu Russell ya, Westbrook. Ay ya Isaiah'ya geçmiş ya. Isaiah'ya tam olsun. İki büyük efsane. Russell Westbrook ve Isaiah <laughs> tam. Isaiah çok büyük oyuncuydu. Yani sevilmez ama... Rota bu Dylan Brooks, Draymond Green üzerinden şu lig tarihindeki beefleri yapsak mı? Bir Isaiah, Michael Jordan dinlesek mi senden bir ara? Tabii şimdi onu yaparsak o, o ekstraya sığmaz. Çünkü e, yani 2000'ler öncesi All Star maçına seçilip birbiriyle konuşmayan oyuncular vardı. Aynı takımdalar. Ayze hep 92'ye beni o götürmedi. 92'deki kadroyu çok etkiledi iyi etkiledi diyor. E, e, ince elip sık dokunmamız lazım. Yoksa çok uzun olur ama güzel konu. Clippers'la nereye kadar gidebilir? Yani bu sene mi? Yani yine sağlık. Şimdi Cavailanıt, eee playoff Kawhi playoff play George. Yani yine geniş bir kadro var, tecrübeli bir kadro var. Yani sağlık iyiyse o ikisinde Ya ben ya yani Emme'nin gönlünde ne yatıyordur biliyor musun? Herkesin sağlıklı olduğu bir Lakers Clippers batı finali NBA yıllarca Kobe, LeBron finalini çok aradı, çok istedi olmadı. Lakers-Clippers batı finali yakın dönemin en büyük fantezisi hakikaten. O olmuyor bir türlü. Bunları çok istediğiniz zaman bir türlü gerçekleşmiyor. Ama o bu... bu sene sağlıklı kalabilirlerse çünkü batıda her şey olabilir. Murat abi bu soru salonda izlediğiniz ve en unutamadığınız maç. Tabii senin anlattığın NBA maçı da var salonda. O herhalde çok unutulmazdır senin için ama izlediklerin arasında... Hatta NCAA'leri de ekler misin abi? Illinois maçları. E, NCAA yüz biliyorum. Ne? Ma Magic Johnson'lı namalup ki o sene şampiyon oldu. Ee, Michigan State'i 54-52 son saniye Eddie Johnson basketiyle yendik. Eddie Johnson da yıllarca NBA'de oynadı. NBA'nin en iyi şutörlerinden biridir. NCAA kolay. NBA tabii ki eee o Utah maçı çok özel benim için. Çünkü şöyle düşünüyorum. Ertesi gün Türkiye'ye döneceğim. Röportajı yapmışız. Fotoğrafları çekmişiz. Her şey tamam. Memo bıraktı beni havalimanına. Bir gittim inanılmaz bir kuyruk. Ama nasıl biliyor musun? O tam şey işte onunla kadar arıyorlar. Mümkün değil. Yani uçak kaçtı dedim. Eyvah dedim. Bir de programa da yetişeceğim. E, ineceğim günün akşamı mı ne şimdi tam hatırlamıyorum ya da ertesi gün. Ondan sonra e, şeyde de NTV yorumcusu mu yazmış bir şey yazmış. E, böyle topluca siyahi bir polis e, yürüyor şeye. Hey Mr. NTV come here dedi. <gülüyor> <gülüyor> ya dedi böyle böyle uçağım falan filan. Tamam, gel sen benle dedi yine aradılar taradılar. ama Amerika'da Hızlı böyle şeyler genelde hiç olmaz ama bir gün önce e, Utah Clippers'a kaybetmişti ve hakemler doğramıştı e, konuşma bölümünde ben onu dile getirmiştim onun hoşuna gitmiş ya çünkü Amerika'da alışık değiliz böyle net konuşanlara diye e, herhalde ondan yaptı <laughs> Yuta taraftarının sesi olunca. Abi ben yani gördüğüm, inandığım her şeyi söylüyorum. İsterse Amerika olsun, isterse Türkiye olsun. Murat abi son tişörtümüz de gidiyor. Yavaş yavaş bir saate de gelmişiz. Oo. Muhammed Emin Koç. Murat abi merhaba, severek izliyoruz sizi. İyi ki varsınız. Abi Warriors, Peyton ve Wiggins dönüşü sonrası playofflarda batı finali olur mu? Abi Warriors dün Milwaukee'yi yani deplasmanda maç kazanması lazım. Çünkü ilk dörde girmesi şu anda e, biraz zor gözüküyor. Yani ya bu takım güven nasıl, vermiyor açıkçası. Bu takım ama nasıl dört tane deplasman maçı kazanacak? E, dört tane diyorum yani deplasmanda nasıl e, maç kazanıp dörde tamamlayacak? San Antonio ve Houston'dan sonra en az deplasman galibiyeti olan takım. Bir de Wiggins'in durumunu hiç anlamadım abi ben. ben sakatlık üstü, orada bireysel problemler, alevi sorunlar derken bir, o kadar da bir 15 maçtan aşağı yukarı öyle kaçırdı. Yani Garip Wiggins'in geçtiğimiz sezonki o istikrarı ve oyun içi istikrarı sonrası. Ve çok önemliydi e, Golden State için. Tabii Peyton da önemliydi geçen sene gibi oynarsa ama e, güven vermiyor bana açıkçası. Ya ben de Tavan'ın batı finali olduğunu düşünüyorum. NBA şampiyonluğu da olduğunu düşünüyorum. Ama Tavan o. Bu arada şimdi ciddi bir doldurmaları gereken boşluk var. Geçtiğimiz sezonki mesela Dallas serisinin bence yıldızıydı Biggins. Tabii Doğun çiç üzerindeki savunması, şey. iki taraflı hücum reboundları. E, Looney ile birlikte en belirleyici bir unsurlardan biri olmuştu tüm playoff'larda. Ama yok. Ya ortada Biggins yok. Bakalım ne olacak? E, Samet Kahraman. Memphis canın belirsizliğinde ilk dört dışına düşer mi? Ya kaybetmeler onsuz. <laughs> şey de çok ilginç. Garland'sız Cleveland'ın onda on 10 yapması. Yani, i̇lk kez kaybettiler. E, tabii ki. Ya şimdi o soyunma odasını bilemiyorsun. Şimdi Memphis kimlik değiştirdi. Şöyle kimlik değiştirdi. Genç. E, underdog. Underdog'ın Türkçesi. Hafife alınan. Yani tam şans tanınmayan. Heh, yani favori olmayan. Aslında. Favori olmayan ama birbirine inanan belli bir e, güç oluşturan herkesin desteklediği bir takımdan bir anda e, Boys from the Hood oldular. Yani e, çete üyeleri gibi oldular. Tabii, Bunu da kendileri da. istedi. Yani sadece Can'ın ve şeyin değil. Öyle bir hava oluştu. Yazık çünkü hakikaten e, çok güzel bir takım bir araya getirmiş. Genelde de ya draft ya da e, başkalarının ilk turda draft ettiği oyuncuları ama e, takas yoluyla alarak. Yani kafasında yine şablon var. Yani Jaha tabii, yani Jaha'sız batıda final falan zor ama yani hiçbir maçı bırakmazlar, pes etmezler. O yapıya sahipler yani. Murat abi son soru olarak alabiliriz aslında. Trevor Bey'in sorusunu. Playoff'lara formda dönebilecek bir Durant ve Booker Sansa şampiyonluk getirir mi? Sen her zaman vurguluyorsun. ya yani tam kadro kim olacak? Playoff'ta bu her zaman bir Yani Durant'la hiç maç kaybetmediler. 3'te 3 üç yaptılar gerçi. Ee, şimdi Durant de yavaş yavaş Anthony Davis gibi ol olma yolunda hızla ilerliyor. Herkes sağlıklı olursa bütün batıdaki bütün oyuncular yani Phoenix Lakers veya Clippers finali görüyorum. Herkes sağlıklı olursa. Öyle bir simülasyonda yani Phoenix'in hücum gücü çok fazla. Yani Phoenix'in sıkıntısı şurada. Yapılan takastan dolayı rotasyonu bayağı bir darbe aldı ama Terence Ross mesela işte hmm. şeyin sakatlandığı maç tek başına e, bench'ten gelip 23 24 27 mine sayı attı. E, ama CP3, Kevin Durant, Devin Booker, Aydin. Artı Tatum güzel bir takım. Ben de bir Milwaukee Phoenix finali beklerim öyle bir durumda. Yani herkesin sağlıklı olduğu, Middleton'ın da biraz ayaklar daha iyi gidiyor zaten. O ilk ilk sakatlıktan döndüğünden Phoenix ilk... finale kaldı diyelim. Milwaukee'nin mi kazanma şansı daha fazla Boston'ın mı yoksa sağlıklı Embiid'li bir Philadelphia'nın mı? Ya savunma üzerinden okumak lazım. Karşı tarafta Phoenix olduğu için sanki Boston. Bu üç takımdan Boston'ı ben şu ana kadar yani Milwaukee sanki daha iyi savunma yapıyor ama ben geçen seneden de tahminim sana katılıyorum Celtics'in Playoff e, basketbolu savundur. biraz farklı olacak. Ben de ondan bahsediyorum. Yoksa hani Milwaukee Gerçi Milwaukee'nin de playoff'ta bunu kanıtlamış olduğu bir sezon var. Yani Milwaukee de onu uydurabiliyor playoff'a eşleşmeleri. Şey güzel olur ya. Philadelphia şampiyon olursa Furkan da hiç oynamadan e, güzel olur. Yüzük alır. <laughs> Durant üzerinde P.J. takır bak o da düşündürüyor beni. Philadelphia'nın da öyle artıları var. Melton'ı eklediler. Onlar da biraz daha... Yok şey... E, görevini yaptı. Front Office. Front Office. Genel menajer neydi adı? Mori mi abi? Girl, Mori görevini yaptı. Şu anda top. Dark'ta. Ve batı finali <laughs> bile... E, Mori'nin gözünde onu kurt kurtaramayabilir. Şey doğu finali bile. Ama aşağıdaki havuzdan... Tabii asistanları da saymak lazım... Kimle çalışabilir? Ben Daryl Morin'in aralarında acaba bir şey mi oldu bilmiyorum. Magdi Anthony'yi burada bir şekilde kutudan çıkaracağını düşünüyordum açıkçası. Ya yani Magdi Anthony bir noktada Fred alır gibi düşünüyordum ama ha, asistan olur diye düşünüyordum. Eğer bir antrenör değişikliğine gidilirse, Hı -hı. Ya şu, bu takımın da hamam hani, doğu çok kuvvetli de yani bu takım da güzel bir takım. Hem derinlik var, hem atıcılar, tutucular, tempocular, post her şey var bu takımda. Bir de hem beat var. Bir de yani e, illa ben taşımalıyım diye düşünmesi gerekmeyen bir de Harden var. Yani şimdi herkes diyor ki playoff zamanı Harden ne olacak? Bence bu bu takımda şey olmaz yani. Maxi Bart. Bu takımdaki rolü olağanüstü bence abi. Tobias Harris var yani. ...dinlenmeden bir gece önceki maç... ...zaten 20 asist ve bir top kaybı yaptı... ...NBA tarihinin o anlamda en garip gecelerinden biri... ...hep de söylüyor zaten... ...Joel Embiid'in hayatında oynadığı en iyi organizatör benim... ...hep onu vurguluyor... ...Hard'ın bu yeni rolünü... O ...biraz da sezon sonunda yine bir fedakarlık... ...yapıp kalsın diye olabilir... ...ama sanki Houston olacak ya... ...çok istiyormuş Houston'a dönmeyi... ...vah benim Alperen'im... ...ya Houston olsan <laughs> alır mısın... ...Houston'a neden dönmek istiyor... ...akmak için... Yok abi belki şey olmaz mı? Ben de bir Hard'ın sempatisi göremiyorum. Hayır. Kalsın diyorum abi. <laughs> NBA'di bulmuş. Yani Hep de söylüyor zaten NBA. Yani, Houston'a hü gidip ne yapacak yani? Abilik yapacak bir tip de değil. Ya abilik yapar ama... Başka konularda. Organizasyon abiliği yapabilir. Hadi çocuklar gidiyoruz tarzı. Gelecek sene Alperen'i sakalla görmeyelim. <laughs> <laughs> oyun olarak tabii Alperen'le ya da herhangi bir uzunla çok uyumlu, Hardın. Ama... Ya o zaman öyle bir karar alacaklarsa, eee, da gelişmesini veya ...gardları iyice değerlendirilmesini de zorlaştıracaklar kendi açıları. Biliyorsun bu free agent haberleri önce emlak piyasasından gelir. Tabii abi ben <laughs> oradan, oradan okudum. Ama onun zaten öyle. evi yok mu Houston'da? Mutlaka vardır birkaç şehirde ama Houston'da şöyle oraya gidecekmiş gibi bir düzenleme yaptığına dair haberler var. Yani yaşayacağı alanlarla alakalı sanki yakın zamanda Hüsnü'ne dönecekmiş gibi bir intiba yaratmış sevgili emlak piyasası baronlar. Kaç para en, en pahalı Hüsnü'nde evler? Onu sen bilirsin Murat abi. Hadi 3,5-4 milyon olsun. 35-40 milyon dolarlık e, kazdan e, şey, 3,5-4 mi? milyon dolarlık şey esirgenmez yani. Houston sevimli bir yer mi yaşamak için? Ben hiç gitmedim. Hmm. Ben de bilmiyorum. Ya biz şöyle ailece bir tek e, Amerika turu yapmıştık bize daha ufaktık. E, rahmetli annem Teksas'tan çok rahatsız oldu. Teksas'ı gezmeden kısa bir e, çıkış yapmıştık ama tabii o zamanki Amerika'yla bugünkü çok farklı. Murat abi ağzına sağlık. Çok keyifli senin bir pazar de, günü senin oldu. Senin de tişörtleri de. Verdik. Herkes güle güle kullansın. Birçok soruya da cevap vermeye çalıştık tabii ki. Çok fazla soru gelince bazen yüzeysel geçtiğimiz olabilir. Kusura bakmayın. NBA Game Time'da, NBA Ekstralarda çok daha detaylı biçimde takımları, oyuncuları. Sorularınızı belki konu haline getirebiliriz ilerleyen dönemde. Ee, çok sağ olun. Mutlu pazarlar. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. Mutlu pazarlar.